Bismillahirrahmanirrahim. Babu lübsül hatemi gayri sultan. Emir olmayan bir adam yüzük giymesi caiz midir, değil midir? Bugün de bunu beyan edecek. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Mu'allebni Mansur. Mu'allebni Mansur. Kale haddesena Mufaddal ibn Fudale. Kale haddesena Ayyaş ibn Ayyaş. عن الهيثم بن شفيل حجري عن أبي عامر عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ريحانة dediler ki صلى الله عليه وسلم nehi buyurdular عن لبوس الخاتم yüzüğün istimalından إلا لذي سلطان إلا سلطان sahibi olursa emir olursa madem emirdir sultası vardır o giyebilir ki herkes bilsin. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم علمادن bir kısım zahib oldular ila kerahati lübsül khatem yüzük istemalının kerahatine illa lidi sultanin illa sultanı değil sultan olur, vali olur, bir kariyenin emiri olur yani muhtarı olur onlara caiz. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بَهَادَ الْحَدِيثِ bu mesele hakkında da bu hadisle ihticac eylediler. Şu halde bu kavle göre bir vezife sahibi ise, reis ise yüzük istimal eder, ismini o yüzükün karşına yazdırır, istimal eder. Ona caiz. Yoksa diğerlerine caiz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyelemiştir. Bu birinci kavl. Ve halefe en fî zâlike âkherûn. Diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav bilübsihi yüzüğü giymekte beis görmediler. Lisairin nas diğer adamlara. Kim olursa olsun yüzük giymek caizdir dediler. Min sultanin ve gayri. Sultan olsun, başkası olsun yüzüğün istimalında görmediler. Be'esen be'is görmediler. Yani sünnet değil ama günah da değil. Bir adam emir değil, vali değil, yüzük istimal ediyor. Aleykümselam. Bu neydir? Günahı var mı? Yok dediler. Günahı yok. İsterse istimal etsin, isterse istimal etmesin. La bas. Beis yok. Yani günah yok. Ve kâne min hüccetihim fî zâlik. Bu mesele hakkında bunların delillerindendir. El hadîsüllezî şul bir hadis ki kad revayna an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Rasûl-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledik. Fil bâbillezî qabla hâzel bâb. Bu babdan evvelki babda Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik. Ennehu elka khatemehu. Peygamber Efendimiz altın yüzük istimal ediyordu. Onu attı. Fe elken nasu khavatimehum. Nas da kendi yüzüklerini attılar. Demek yüzük istimali caiz idi. Bak delil getiriyor ki Resulullah Efendimiz'in yüzüğü altından idi. Ashab-ı kiramın yüzükleri de altından idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzüğü çıkarıp atınca onlar da kendi altın yüzüklerini attılar. Yüzük istimal bak varmış. Yalnız altından olması nehyedildiğinde iş gümüşe kaldı. Fakat delle hâzâ bu delalet etti ki alâ ennel âmme umum Müslümanlar kad kânet telbesül havâtîm yüzük giyerdiler. İstimal ederdiler fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında yüzük istimal ederdiler. Eğer haram olsaydı Peygamber Efendimiz onları nehyederdi. Fe'in gâle qâilun bir adam dese ki fekeyfe tahteccü bihâda bu hadiste sen nasıl ihticac edersin ve huve mensuh. Bu hadisi şerif mensuhtur. Çünkü yüzükler altından idi. Peygamber Efendimiz altının istimalini haram kıldı, yüzüğünü attı. Ashab-ı kiram da altın yüzükleri attılar. Bu hadis mensuhtur. Neshedilmiş. Sen bununla istidlal ediyorsun. Dediler. Kıyle lehu ona denilir ki innellezî ihtececnâ bihî minhu. Şöyle bir hüküm ki bu hadisten biz o tarafla, o kısımda ihticac ediyoruz. Leyse bi mensuhin. Bizim delil getirdiğimiz taraf mensuh değildir. Ve innemel mensuh. O hadisten mensuh olan terkü lübsil hâtemi minezzeheb. Altın yüzüğün terkidir. Mensuh olan budur. Linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de ve le gayrihi min ümmetih. Ümmetinden başkalarına da. Bu hadiste iki hüküm beyan ediliyor.
birisi Nas'ın yüzük istemali Resulullah Efendimiz zamanında var mıydı, yok muydu? Bununla ispat ettik ki Peygamber Efendimiz yüzük istemal ederdi, Ashab-ı Kiram da istemal ederdi. İkincisi de Peygamber Efendimiz'in yüzüğü altından idi, Ashab-ı Kiram'ın da yüzüğü altından idi. Bu iki hükmün birisi neshedildi, birisi neshedilmedi. Neshedilen hangisi oldu? Altın istemali neshedildi. Fakat yüzük istemali neshedilmedi ki, biz mensuh dediğimiz o hadisi şerifin altın istemal ettikleri o hüküm neshedildi. Fakat asıl yüzük istemali kaldı. Altın neshedilince yerine ne kayım olacak? Başka hadislerle geldi ki gümüş. Öyleyse yüzük istemali neshedilmedi. Ve kable zalik, bundan evvel fakat kâne huve, Peygamber Efendimiz oldu. Ve hum ashab-ı kiram oldu. Fî zalik, bu yüzük istemalinde sevâ-ı müsavi oldu. Peygamber Efendimiz istemal ettiği gibi ashab-ı kiram da istemal etti. İki hepsi müsavi oldu. Neden? Yüzük istemalinde. فَلَمَّا نُسِخَ وَقْتَكِنَ سُرُنْدِ لُبْسُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبْ Altın yüzüklerin istemaliki neshedildi. كَانَ الْحُكْمُ مُتَقَدِّمًا Hüküm mütekaddim oldu. فِي لُبْسِهِ وَلُبْسِهِمْ Peygamber Efendimiz'in giymesinde, istemalinde ve ashab-ı kiramın istemalinde ney? الْخَوَاتِيمِ yüzükleri sevâ müsav oldu, mütekaddim oldu. Çünkü yüzük istemali var idi. Bu evvelden hakim idi. Altından yüzükler neshedildi. Altından neshedildi. Fakat yüzük istemali gene olduğu gibi kaldı, müsavi oldu. Ashab da aynı hükümde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı hükümde ki yani mübah. Ve kânen neshu lem yemnâhu. Altın istemalinin neshi, yüzük istemalinin neshine mani olmadı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem min lübsi hâtemil fıddati. Gümüş yüzüğünü istemaldan Peygamber Efendimiz men olunmadı. Lem yemnehu yahut da men etmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, neden? Min lübsi hatemil fiddati. Gümüş yüzüğü istemaldan Peygamber Efendimiz men etmedi. Altından istemalini men etti. Peki zâlike eyda, yine böylece la yemnehuhum, Peygamber Efendimiz men etmez. En lübsi havatimi min fidda. Ashab-ı kiramın gümüş yüzük istemaliyle onlardan men etmez. Hâdellezî, işte budur ki eredina min hâdel hadis. Bu hadisle murad ettik. Eredina, orada elif ra'dan sonra değil. Elif yok. Eredina, elifi hasfedin. Erade demiş, erade değil. Eredina. وَقَدْ رُوِيَنْ جَمَاعَةٍ Bir cemaatten rivayet edildi. مِمَّنْ O kimseler de bir kimselerden ki لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ Onların emirlikleri yok değil. Yani eshaptan bir takım zevatlardan rivayet var ki onlar ne bir yere vali oldular, ne emir oldular, hiçbir şey olmadılar. اَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِيمِ Onlar yüzük giyerdiler. Şimdi birinci rivayet diyor ki eğer emir, reis ise yüzük giyer, yoksa giyemez. Bu da diyor ki peki ashabtan bazıları vardır ki emir olmadıkları halde yüzük giyerdiler. فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَٰلِكِ İşte bu hususta rivayet edilen hadislerdendir. مَا شُوَلْ بِالْحَدِسْكِ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين جعفر بن محمد جعفر الصادق جعفر الصادق اسمه ني جعفر باباسي محمد كي محمد بن الباقر جعفر بن محمد dedim yani جعفر الصادق باباسي محمد بن الباقر ده رواية لدي عن أبيه Muhammed bin Bakir de kendi babasından rivayet edildi. Muhammed bin Bakir'in babası kim idi? Muhammed bin Bakir'in babası kim idi? Zeynel abi. Zeynel abi de radıyallahu anh. Babasından rivayet edildik. Ennel Hasan ve Hüseyin. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'a kâna yetekattemâni fî yesârihima. Onlar sol ellerinde yüzük istimal eder idiler. Şimdi yüzüğün bir de sağda mı kullanılır, solda mı kullanılır, bu da var.
Yalnız onların burada ispat ediyor ki yüzük istimal ederdiler. Hem de sol ellerinde istimal ederdiler. İki hüküm çıkıyor. Birisi yüzük istimalının mübah olduğunda, ikincisi de sol elde istimalına dair olduğuna. Ve kâne fî havâtimihâ, havâtimihimâ. Onların yüzüklerinde de var idi zikrullah, Allah'ın zikri var idi. Böyle boş değildi, yani yüzükün karşına Allah'ın ismi nekşedilmiş idi. Haddesena Aliyyun kâle haddesena Ya'le bin Ubeyd kâle haddesena Rüşdü bin Küreyb ennehu kâle râeytü bin el-Hanefiyye. Muhammed bin el-Hanefiyye'yi gördüm. Muhammed bin el-Hanefiyye Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu. Fakat Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a'dan değil, Beni Hanife'den bir kadın almıştı, ondan olmuştu. Onun için İbnül Hanefiye derler, anasını izafe ederler. Muhammed oldu, yetehaddemu fî yesârihi, o da solunda yüzük istimal eder idi. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene ibn-i Hâziyyü, kâle haddesene Süleyman ibn-i Bilal, kâle haddesene Cafer ibn-i Muhammed, yani Cafer-i Sadık'ten. O da Muhammed'in Bakır'dan rivayet eyledi. An ebihi, o da Zeynel Abidin radıyallahu anh'den. Kale kânel Hasan ve Hüseyin. Zeynel Abidin radıyallahu anh dediler ki Hazreti Hasan ve Hüseyin yetekattemâni yüzük istemal ederdiler fî yesârihimâ sol ellerinde. Haddesene ibn-i Merzûk. Kale haddesene Ebu Asim. An İbrahim ibn-i Ata. An ebihi. Kale kâne nekşu hâtemi İmran ibn-i Hüseyin. Ashab-ı kiramdan İmran ibn Hüseyin'in yüzüğünün nakşi oldu. Ne oldu? Yüzüğünde nakış vardı. Racülen mütekalliden bir seyf. Kılıcı beline bağlamış bir adam. O şekilde bir suret vardı yüzüğün üzerinde. Bir adam, adam da mütekalliden bir seyfin. Kılıcı tekallüd etmiş, yani beline bağlamış. O şekilde yüzüğünde bir nakış vardı. Şimdi bunda neyi ispat ediyor? Diyor ki yüzük istemali vardı. Yüzüğünün üzerinde de nakış vardı. Fakat nakış suret meselesi. Suret meselesi caiz midir değil midir? Dün okuduk ya, o sonradan nehyedildi. Suret olmaz. Çünkü Hazreti Hasan-ı Basri radıyallahu anh dedi ki yüzüğün karşında resim olur da onu istemal eder basarsansa aynı sureti kendin yapmış gibi olursun, günahtır. حدثنا علي قال حدثنا خالد بن عمرو قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن سمامة والشعبية bunları gördüm diyor Yunus bin İshak diyor Kays bin Ebi Hazim 1 Abdurrahman bin el-Esved 2 Kays bin Sumame 3 Şabi 4 yetahattemune bi yesarihim sol ellerinde yüzük istimal ederdiler. Halbuki bunlar bir yerin emiri, valisi de değildiler. Haddeseni Aliyyun kâle haddesena Aliyyü ibnül Ca'd kâle haddesena Şu'betü el-Nuğire kâle kâne nekşu hâtemi İbrahim. Evet, İbrahim dediği İbrahim'in nekhayı. İbrahim'in nekhayının yüzüğünün nekşi oldu. Nehnu billahi ve lehu. O ibare var idi. Nehnu biz billahi Allah ileyiz ve lehu onun içiniz. Yani her işimizde Allah'a itimat ederiz ve amelimiz onun içindir. Nehnu billahi ve lehu yazılıydı. Şimdi hem bu hadislerde hem yüzük istimali emir olmayan bir adamın yüzük istimali var, hem de yüzükün karşında kitabet var. O kitap da Allah'ın zikri. فَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذ۪ي الْاَسَرِ İşte şu şahıslar ki burada rivayet onlardan rivayet eyledik. Neyi? Hadil asare bu eserleri rivayet eyledik. Kimdendir bunlar? Min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tabi'ihi. Peygamber Efendimizin ashabındandırlar ve tabi'indendirler. Kad kanu yetehattemune. Onlar yüzük istimal eder idiler. Ve leyse lehum sultan. Halbuki onların saltanatları yoktu. Onlar için bir sultan. Sultan ne demek? Yani bir yerin emiri, valisi değildirler. Öyleyse emir, reisten başkası yüzük istimal edemez diyenlerin kavli çürüdü. Evet. فَهَذَا وَجْهَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ الْأَسَرِ Eser tarikiyle bu babın yolu veçi budur. وَاَمَّا مِنْ تَرِيقِ الْنَظَرِ Kıyas tarikine gelince
fe inne sultan, sultan emir olan, ise kâne lehu lübsül hâtem, ona yüzük giymek caiz olursa, ne için? Lennehu leyse bihaliye, çünkü o zinet değildir, bir ihtiyaçtır. Fe kezâlike eyzâ gayr-ı sultan, öyleyse sultan olmayan da onun gibidir. Lehu eyzâ lübsühü, ona da giymek caizdir. Lennehu leyse bihaliye, çünkü zinet değildir. Erkeğe zinet caiz değildir. Yüzük, gümüş yüzük zinetten sayılmıyor. Sultana, emire zinet sayılmadığı gibi diğer nasa da zinet sayılmaz. وَقَدْ رَئِيْنَا biz gördük. مَا شَوْلْ بِشَيْكِنْ نُهِيَ عَنْهُ ondan nehyedildi. Nehyedilen şeyi de gördük. O da neden? مِنْ اِسْتَعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ altın ve gümüş istimalini gördük ki Peygamber Efendimiz nehyediyor. Mesela altın, gümüş kaplarda yemeyin. Altın ve gümüşten zinet ittihaz etmeyin. Bunu gördük ki yestevi fihi sultanu vel amme. Onda sultan da diğer nasın başkası da müsavi. İster reis olsun, sultan olsun, isterse olmasın. Zinet hususunda altın ve gümüşten zinet hiçbirisine caiz değil. Hükümde hepsi müsavi. Fennezaru ala zalik. Buna kıyasen ola en yekune kezalik. Böylece ola ma ubiha lis-sultan min lübsil hatem. Sultana caiz olan yüzük ki gümüşten yüzük ona caiz oluyor, mubah geliyor. Yestevi fihi onda da müsavi olur. Huve vel amme sultan ve umum nas onda da müsavi olur. Madem altın ve gümüş kaplarında zinette müsavi oluyorlar, ikisine de caiz olmuyor. Öyleyse yüzük sultana caiz olunca diğer nasa da caiz olması lazım. Kıyasla bunu iktiza ediyor. Ve in kâne innemâ ubihel hâtem. Eğer bir sual-i mukadderiye cevap diyor ki peki hâtem mübah kılındı sultana. Sultan, reis, yüzük istemali ona mübahtır. Lehtiyacihi ileyhi. Ona ihtiyacı var. Ne için? Liyehdime bihi mâlel müslimîn. Müslümanların mallarını hatmedecek. Mesela bir adam öldü, evini mühürleyecek. Yahut da bir yere bir emanet gönderecek. Beytül mal, o mühürü yapacak. O mühüre itimat ediliyor ki Müslümanların malının muhafazası için o mühüre onun ihtiyacı olduğunda mübah kılındı. Bu böyle ise ve ennehu izâ mübahun lil amme. Ammeye de mübahtır. Niye? O reis kimin malını muhafaza ediyor? Beytül malın. Beytül malın malını muhafaza ediyor. Bunlar da şahıslar da kendi mallarını muhafaza ediyorlar. Lehtiyacihim ileyhi nasında o hateme ihtiyacı vardır. Lil hatmi, hatim yapmak için, mühürlemek için ala emvalihim ve kütübihim, kendi mallarına, kendi kitaplarına hatim istemalları için onlara da mübahtır. Fela ferke fî zâlik, bunda fark olmadı. Beyne sultani ve gayri sultan. Sultan ile sultanın gayrisinin arasında fark yok. Mesela burada 5-10 talebe var. Hepsinin birer kitabı var. Birisi kitabını güzel kullanılır, yahut da cildeydir, ötekiyi kullanmaz. Ne bileceğiz karıştığı vakitte? Herkesin mührünü kendi kitabının arkasına basar. Ha, bu filan kesin kitabı, bu filan kesin kitabı. İcabında karışsa da bilinir. Yahut da bir yere gönderiyor, bir mal gönderiyor, kendi mührüyle mektubu basarsa, ha, bu adamın mührüdür. O kitabında alacağı olur, vereceği olur, borcu kırarı olur. Burada sultan ile sultanın gayrisi müsavidir. Nasıl sultan bütün umumun malını muhafaza ediyorsa şahıslar da kendi mallarını muhafaza ediyorlar. Kıyasen sultanı caiz olduğu gibi diğer nasada hatem-i istimali caiz olması lazım gelir. Yani bunu hem eserle ispat etti hem de kıyasıyla ispat etti. Bu yüzük meselesi burada bitti. Altın kulaysa altın yüzük istimali caiz değil. Gümüş yüzük istimali caiz. O gümüş yüzükün istimalında ister emir olsun, ister olmasın, ister reis olsun, ister olmasın, istimal edebilir. Yalnız sünnet değildir. La besebi. Eğer sultan olur da zeruri olursa ona sünnettir. Ama diğer nasa ihtiyacı yoksa, keyif için yüzük istimali olursa mübahtır fakat la bes. La besin terki evladır. Madem la besin terki evladır. Yok ihtiyacı var da kitaplarını mühürleyecek, mektuplarını mühürleyecek. O vakitte sünnettir.